Günaydın, tünaydın, iyi günler, iyi akşamlar, güzel arkadaşlarım diyeyim. Biz yollara düştük. Köyüme, baba ocağıma gidiyoruz. Ordu'da hava kapalı arkadaşlarım. Köy yoluna da yaklaştık. Haydi gidelim bakalım anacığızım, babacığızım ne yapıyormuş? Minnojlarımız ne yapıyormuş? Bir bakalım, bir köy havası alalım hep beraber. Düştük yollara gidiyoruz. Arkadaşlarım, her yer yeşillenmiş. Fındıklar yemyeşil olmuş. Kahvelik yeşilliğe dönmüş gördüğünüz gibi. Artık fındık zamanı da geliyor tabii. Bahar geldi. Nisan ayındayız. Mayıs, Haziran, Temmuz. Ağustos'ta mı başlanıyor fındık? Ağustos'ta toplanmaya başlanıyor arkadaşlarım. Bayağı yapraklar dürmüş. Dürmüş yani, büyümüş. Oluşmuş. Karabaş, yola yatma çocuğum. Abin geçti diyordu. Abinden geçiyor çakıldan diyordu ama istersen geçme. Bizim evin çakılı. Babamın dediği arkadaşlarım. Kim, biri mi vardı? Aha, biri mi vardı diyorum. Baba. Ben de diyorum, biri mi vardı diyorum sesi duyunca. Sen ne yapıyorsun orada? Ay Allah'ım, hiç bileceğim de yoktu. Çalışıyordum. Tövbe yarabbim. Ben de diyorum ki, biri diyorum, hop dedi sanki, ses geldi diyorum. Ablalar, baba geçer ablalar. Nasıl geçecek baba araba oradan? Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçecek mi Ali? Şuradan geçer araba arkadaşlarım. Ben de diyorum ki, benim evin çakılı diyorum. Bu çakıl daha güzel, daha aşağı. Ay. Azıcık orayı açmak lazım aslında. Arkayı çok taktı ama. Haydi in aşağı, haydi. Kızım, ben gelemiyorum ya. Nasıl geleceksin ya? Nasıl çıktın ya? Dede oraya? Gel haydi gel. Oraya? Nereden ineceksin şimdi? Abla ineceğim daha. Caner, tut dedenin elinden de oğlum. Gel. Nereden dün çamurda? Çocuğum öksürükten şey yapamıyor. Hoş geldin. Hoş bulduk dede. Kızım hoş geldin sen de. Hoş buldum dede, hoş buldum. Girebi at da in aşağı haydi. Caner yardım eder sana. Ya da gazmayı da atacağım, gazmayı. At at, gazmayı da at. Ver Caner'e doğru uzat da. Ben açamam ben. Kırılır sonra sen. Kırılmaz onları. Kırılmaz. Şu olmaz. Evde de duramıyorsun ha. Duramıyorum ya. Canım sıkılıyor ya kızım. Gel haydi gel. Kızım tarla yaptım orada. Daha... Bakacağım, hep bakacağım tarlana falan hep. Elini uzat da tutulsun sana. Caner duramıyor ki. Ne ağacı baba o? Dut ağacı kızım, dut bu. He, ağacı sallama, sallama oğlum, diyor. Sallama oğlum, sallama. Sallama oğlum. Sen oraya nasıl çıktın? Yukarıdan mı indin? Kızım yok. Abin aşağı indim. Çıktın. Abin aşağı çıktım. Abin aşağı. He. Babamı çeksene Caner. Bayramlaş oğlum dedenle. Kızım hoş geldin kızım, hoş geldin. Bakayım. Sağ ol kızım, sağ ol. Ben biraz daha olsun. Kolay gelsin dede. Sağ ol oğlum, sağ ol. Siz gelmesen kaklatacaksın ya. Bak bak. Yok, ağlamak yok, ağlamak yok. Kızım ben ağlıyorum ya. Ben de öyleyim. Ben de öyleyim, ben de. Sana benzemişim ben de. Hemen burada bekliyor ya, hemen gözyaşı ya. Hemen gözyaşım oluyor ya. Niye ağlıyorsun, niye, niye? Aha geldik, kavuştuk gene. Bak çok şükür Allah. Allah sağlık versin diyoruz işte, bak hep. Oh. Sağlık oldu mu kavuşuluyor. Tabii. Haydi. Haydi anamla da kavuşalım. Haydi. Haydi. Yoğunmuşsun geldiğin gene. Saat kaç? Ya yok.
Burayı kırmasam olmuyor kızım. Abi ağaç benim. Abi ağaç benim. Ha. Anladın mı? Diken ağacı mı? Şuradan şurası ya. Ha, diken ağacı. Sınırı çiziyorsun yani. Sınırı temizliyorsun. Hayır yavrum. Ne yapayım yavrum? Canım sınırı bir daha gel. Bir de can içtin mi? Anne, Ali durdu. Hop diye bir ses geldi. Ben de diyorum ki Ali bir ses geldi. Ne oluyor? Bir çevirdim babam baktım babam kaçta. Kaçta ne yapıyor? Kaçta ne yapıyor? Oranın çorbunu temizliyor anne. Ora bizim değil ya. Bizim. Allah öyle. Su deposunun altı. Nasıl gideceğiz ya? İyi. Kaçlar. Annem bekliyordu ha. Caner olmuş mu çilek? Gel gel. Oo anne. Ne kadar olmuş ya? Ha çileklere bakın. Şey dağ çileği diyelim arkadaşlar. Yaban çileği. Yabani çilek. Yaban çileği. Biraz bana versene. Bak şurada bir tane var. Çilli biraz ama. Bak bak Caner tam ortada var. Hani her yerde var zaten ya. Büyük ortadaki. Aynı ortada. Şurada bak. Hadi geçsene hadi geçsene. Çocuk bilmiyor burada çocuk. Çocuk bilmiyor babası çilek toplamayı. Alışkın değil. Şöyle çilek fideleri gelmiş. Abim almış. Annem telefonda diyordu kızım çilek dikeceğiz sen ne diyordu. Bakın işte bir sürü iş var. Başka hangi işleri yapacağız anne? Ha? Patates aldı abinin patates dikecek. Taneler neler. Fideler dikeceğiz. Hani fiden? Annemle fideyi de yapacaktık. Yetiştirememiştik arkadaşlar. Burada annemin fideleri. Bura bitmedi. Bakın. Büyümüşler gene anne. Nasıl ot? İçinde var ya. Tutmadı mı? Ama şey domates mi var bunda? Yok yok ot. Anne ot. Şunlar ne? Hepsi. Şunlar falan. Bir de abi da biber var. Hani bir tiken gibi adama batıyor ot. Ama bostanım da bitmiş bak. Bunlar hep ot. Ha. Hiç yok. Şimdi. Efendim baba. Abicem birisi. Yine başladı. Abi sen abi tarafın. Ha tamam. Abi, fide bitti. Nerede anne? Abi burada bitti bak. Ha, annem sera yapmış. Babanın ATV'sinin demiri. Sera yapmış annem bakın. Ne yapayım yaptın mı? Ne yapmışsın anne? Ağaçlardan. Efendim baba. Abi. Ağacı galip yapacağım. Anladın mı? Ha, galip yapacağız ceviz ağacını. Patlıcanım bitti. Seyrek bitti ama niye bileyim. Derin mi ektim ne yaptım? Bak burası patlıcan çok... fidesi mi bunlar şimdi? Burası abudan birisi biber, burası patlıcan. Hmm. Büyümüşler de anne. Şey, yeter yeter. Ha, oraya git de çilek toplayın. Orada da mı var? Ali halleder orayı. Toplayın. Çocuklar toplasın anne. Gidiyorum. Efendim baba. Abi de gel. Abi. Planı çiz. Ha. Nereye baba nereye yapıyoruz şimdi? Evi yapıyoruz arkadaşlar. Ya bu seranın olduğu yere koyacağız işte. Abi. Abi ya, araba çekersen oraya. Arabayı boş ver. Evi yapsaydık yeterdi baba. Evi yaparız kızım Allah izin verirse. Çakılın hazır. Çakıl hazır. Çakıl hazır arkadaşlarım. Bundan malzeme olmuyor. Ondan olmuyormuş olmuyormuş. Kalın. İş çakıla kalsın baba dur bakalım. Kalın. Ben bunun üstünü böyle kapattıydım ya poşetle. Kim yeri şey kalmış. Isınmamış. Onu gün bitemem. Geldim. Hoş geldiniz Sebat yenge. Hoş bulduk. Daha şimdi geldik amca. Amcamlar geldi. Annemin mor salkımları açmış arkadaşlarım. En son budamışlardı biliyorsunuz. Daha böyle salkım saçak olacaktı ama seneye çok daha güzel olur. Çok fazla açmamış böyle. Şöyle bakın. Açmaya başlamış. Mis gibi kokuyordu. Baksanıza. Annemin naneleri. Şurada. Fındıklar yeşillendi. Yem yeşil oldu. Narlar da yaprak açmış. Bahar geldi işte. Arkadaşlar.
Ali Bey çocuklarımızı çalıştırıyor. Nasıl Cans? Öğren yavrum, öğren. Ben kendim isterim. Ha. Üstünü değiştirseydin de bir de fırça alsaydın eline. Sadece su tutmakla olmaz ki. Ya. Şimdi yağmur yağıyor zaten. Sadece böyle mi öğrettin Ali araba yıkamayı? Ha, yeni geldik Sebat yenge. Sebat yengem de göstereyim. Batra'dan mı geldiniz? Yok, kayınvalidemlerdeydik dün akşam. Ha. Şimdi geldik. Yumuş. Annem ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun kocadana ya sen? Ha? Ha? Hiç kalkası yok. Şöyle aldıklarımı aldım arabadan da. Sen nereye gidiyorsun anne? Kırdığım gibi aldım baba. Anne var ya. Ben kuyuyorum aşağı. O karışık. Değil mi? Devriliyor. Tutmuyor daha, kırıldı. Şimdi takarız onu da. Kırıldı ya. Takarız onu da. Haydi. Takabiliyor musun? Şey, vidalı ya Sebat yenge. Emaneti teslim ettim Sebat yengeme arkadaşlarım. Ya, çok sağ ol. Teşekkür ederim. Sen de ederim. Sağ ol. Ne demek, ne demek. Cümlemizden sarma kapağı geldi Bafra'dan. Hoca orduda bulamadık. Olsun Bafra'dan. Ama BİM'de kalmıyor ki Sebat yenge. Millet kapış kapış alıyor. Aha, böcüğümüz de burada. Atayım bari dışarı. Elif'lerin böceğinden. Dün Fatoşlar da böyle çok bunalmışlar. Ay, ev dolu dolu diye. Atayım. Bir soru var ya, bu böcekler. Ha, 4 lira vereceksin anne Sefa yenge. Babam sobasının malzemelerini aldı. Sobasını yakacağız arkadaşlar. Şimdi... Sen burada mıydın Caner? Şöyle. Sobayı da özledik baba. Soba yakmayı da özledik. Şimdi içine dizeyim ben bunları. Yok, tamam yok. Biliyorum baba. Bunları kızım, sonra koyacağım biliyorum. Sonra koyacağım kızım bunları. Büyükleri atacağım ya, doldurmuşsun ya, o yüzden. Şöyle kenara alayım. Büyükleri al. Kavsuk altında da. Kavsuk altında. Tamam. Işığı açsana baba. Işığı yarayayım. Şöyle dolduralım bakalım. Baba da var. Annem bulaşığını yıkarken hazır aldıklarımı da vereyim dedim arkadaşlar. Babamın sobasını da yaktık. Açsana Sebahçı'yı. Yırt bakalım. Akşam makineye doldurayım. Sert mi? Keselim mi? Sertcan, bir yardım et kızımız. Şu içindekini bak. Şunu git. Şunu git. Bakalım. Yapıştırmışlar. Çıkar kapağını. Kapağı da. Kapağı da. Balık tavası gibi işte Sebat yenge. Çiziğimiz iyi yoktur inşallah. Bakamadın mı çizimini? Paketli ya anneanne. Ay, çizilmiş mi orası Cansu? Baksana. Yok be. Kapağı makara da var. Kapağı poşetteydi ama yıkanınca çıkar belki. Çıkıyor tamam. Evet. Güzel. Şey, annem böyle turşu muşu da kızartıyor ya Sebat yenge. Sade kızartmada kullan bunu. Balık yapar, kızartma yapar dedim. Hani birinde kullanırız. Ha anne bak. A101'den mi aldın? Ha, bunu A101'den aldım. Çok güzel, ellerden sağlık. Keselerden de. Amin amin inşallah. Allah, dönderme de yaparım diyordun ya. Ha, yaparım, güzel yapıyorum. Sağ olsun. Allah ömrünü uzun etsin. Amin inşallah. Allah çocuklarına hayırlı kazançlar versin. Amin inşallah. Bu da var. Üçlü Sebat yenge. Babam az dedim, az çorba ısıtır. Artan yemeğini koyar. Böyle tencereler çok lazım oluyor. Dolaba koyuyor. Artan yemekleri. Tam hayalinde bir şey. Yapamadım Caner, gelsin.
Şöyle. Aha. Ha, en büyüğü. Evet, çocukları. Çocukları. Yavruları önce. Tartan yemeğini koyar. Yemek ısıtır. Yemek ısıtır. Ha. Kuzinenin üstüne koysa babamın çorbası ısınır. Ha, bu da üç boy böyle. Şey evli az sarma sarayım ya. Şuna kadar sarma sarayım. Aynen sararsın. Ha, yeter iki kişiye. Dünyaya yeter yani. Öyle. Beş kişiye de yeter. Arkadaşlarım anneme tarif ettiğim ve annemin yaptığı böreği videoda da duymuştunuz ya. Sen aradın da video çekiyordum ben. Öyle mi? Sana tarif ettiğimi arkadaşlar da duydu. Annem diyor ki yıllarca boşa uğraşmışım. Kızım börek açacağım diye diyor. Su böreği açacağım diye niye diyor. Niye bunun farkı ne? Su böreği değil bu. Tavada şey yaptı. Hazır yufkadan. Vallahi kat kat da ayrılmış, ne güzel olmuş. Ellerine aa, sağlık anne. Ellerine sağlık anne. İlk defa yaptım. Bilmiyordum böyle. Öğrendin artık işte yaparsın. Cansu, güzel olmuş anne. Cansu yıllardır de, ne kadar boşun eziyet çekmişim. Açacağım, sudan çıkartacağım. Ne güzel 10 dakikada sardım onu. Oh, eline sağlık. Arkadaşlarım anneme su böreği açma demiştim, konuştuğumuzu hatırlarsınız. Ablam sağ olsun şöyle bir tava su böreği açmış getirmiş dün gelirken. Annem de şimdi ocağa koydu, halamlar falan gelecekmiş, misafirler gelecekmiş, onun için pişiriyor, hazırlıyor böyle. Ben de bulaşığı yıkıyorum bir taraftan. Öyle devam ediyoruz. Dışarıda da ateşimiz yanıyor. Ne yanıyor? Eski klozet kapağı yanıyor arkadaşlar. Klozet kapağını da taktık yerine. Çok şükür Allah'a. Annem diyor korkmadan oturup kalkacağım kızım artık diyor. Kırık olduğu için baya böyle şey yaptı, zorlandılar. Kayıyordu işte bir tarafı tutmayınca. Öyle. Şu manzaranın güzelliği ömre bedel değil mi arkadaşlarım? Vallahi. Çok şükür bugünümüze geldik, yine kavuştuk memleketimize, toprağımıza. Hoş geldin hala, tekrar hoş geldin. Halamı göstereyim. Tokat Erbağ'dan geldi. Neşide halam. Cümlemizden. Gel hala gel. Gel. Üç halam bir arada. Üç halam bir arada, evet. Bir daha söyle. Allah bizi de yaşlandırsın. Senin yaşlarını erdirsin mi? İnşallah. Sağlıkla, sıhhatle. Dua ediyorum. Evet. Sağlıkla, sıhhatle inşallah. Senden zengini yok. Allah'a şükürler olsun. Arkadaşlarım şöyle kalabalığız, o kadar kalabalığız ki hemen şöyle tabaklarımızı hazırlayalım dedim. Kuzenim de geldi Leyla'cığım. Hoş geldin Leyla'cığım. Erbağ'da oturuyor. İnşallah nasip olursa gideceğim, geleceğim sana inşallah. Ben de beklerim Bafra'ya. Her zaman buyur gel. Hemen şöyle tabaklarımızı hazırlayalım ve servisimizi yapalım. Ayran yapacağım ben de şimdi. Valla baba ocağında da böyle bayram geçirmemiştim kalabalık ne zamandır. Çok şükür bugünümüze diyelim. Şöyle halalarımı bir çekeyim arkadaşlarım. Bakın. 3 tane hala. 3 tane halam. Arsızı sahiplenen halam. Arsız doğurmuş. Peşimde koşturan arsızımız vardı ya köyde. Kaç tane doğurdu hala? 4 tane. 4 tane doğurmuş. Halam sahiplenmişti, çok sevmişti işte köyde, çok cana yakın olduğu için. Allah razı olsun. Şimdi böyle servisimizi yaptık. Halalarımı da şöyle bir göstereyim dedim. Babamın zenginliği. Değil mi baba? En büyük zenginlik bacı kardeş. Yeğen, yeğen, torun. Kardeşlerim çok gelsin. Ya Allah, Allah razı olsun. Yumuş. Annem gidiyor mu misafirler? He? Şöyle misafirlerimizi göndereceğiz. Tek tek misafirlerimizi uğurluyoruz. Şu nergislerimizi göstereyim dedim. Mevsimi bitti. Arkadaşlar sararmaya solmaya başladı. Çiçek olayı bitti. Biri nergis istemiş. Reyhan teyze miydi? Bir şey istemişlerdi sanırım. Kivi istediler, kivi. Kivi değil, bir çiçek. Bahçede kendi büyüğü. Sukulent miydi? Seyli bir şeydi. Reyhan teyze istemişti. Ha, bilmiyorum ki. Sıklamen. Ha, şey sıklamen, evet.
yabani sıklamenlerden istemişlerdi. Şimdi misafirlerimizi uğurluyoruz işte. Halam kaldı. He, oradaydı anne. Gitti gitti. Arkadaşlarım, kombinimi göstermek istiyorum. Şöyle yavaş yavaş in yavrum. Babamın kara lastikleri de giydim. Şimdi misafirlerimizi yolcu ederken Talih yengemlere de uğrayalım dedik. Bayramlaşalım dedik. Ali şimdi gelecek Caner'le beraber inşallah. Hemen Talih yengemlere geçeceğiz işte. Köyüm köyüm köyüm. Cansucuğum kendi kombini de göstersin. Şöyle. Kombinlerimiz. Talih! Evde yok ama anahtar kapıda. Ahırdadır o zaman. Ahıra gidiyoruz o zaman. Haydi. Ahıra doğru iniyorum. Anne, ahırın kapısı kapalı. Orada değil o zaman. Talih yengem yok ama Ahmet abim var. Ahırda yakaladık. Şunlara bakar mısın, şu minnoşlara? Kuzu var mı Ahmet abi? Kuzu. Bahçede mi? Evet. Dana orada da mı var? Dana'nın hası oradaymış. Ona da bir bakalım. Bakayım az gel. Annesiymiş, biraz gergin annesi. Annesi evet. Ne oldu, benim mi? Bakayım az. Oy maşallah, subhanallah. Hoca bebek ya. Sevilmemi istiyorsun sen. Dana'nın hası buradaymış. Yavrum yavrum, şu güzelliğe bakar mısınız? Maşallah subhanallah. Nazar olmasın, nazar değmesin çocuklarımıza. Oy oy oy, elimi mi yalayacaksın ya? Annem seni yerim. Minnucum minnucum. Talih yengem köyüne gitmiş. Yaraşlı'ya gitmiş arkadaşlarım. Ahmet abimle sohbet ettik. Ali falan da geldi işte ahırın içinde. Hem hayvanlara bakıldı hem sohbet edildi. Minnoşları da gösterdik size. Bir tane dananın da göbeği şişmiş, iltihap olmuş. Cansucuğum dedi antibiyotik lazım. Doktoru ayağına geldi. Ne olmuş? Omfalit. Omfalit mi? Omfalit. Omfalit olmuş. Ay, Karabaş da burada. Arkadaşlar. Biz yabancı değiliz galiba. Ben ondan korkuyorum ama bakmıyorum o yüzden. Biz ahıra gittik geldik. Bizimkiler eve gitmemiş daha. Ay. Ali Beyciğim, ağaçları, minik ağaçlar omuzla da gidiyor. Bunu da Caner'cim taşıyacak, bakalım. Alma dedi anneannem. Kömürlü ya. Abone al işte anne. Öğret anne sen nasıl taşıyacağını. Bak hep kırıldı. Kavşonu da kapat Caner. Boynuna gelmesin. Hadi oğlum. Evle tuttu omuzunu. Sırt çantası gibi yapacaksın Caner şimdi. Hadi. Dikkat edin de çalıyor. Dedene vurma. Hah. Aferin oğluma. Aferin çocuğuma. Geç çocuğum. Görüşürüz canım. Görüşürüz. Anne biz de onlardan mı çekelim? Biz de bunları alın. Tamam. Ortasına geç kızım, ortasına. Yere koy birini. At ayağını. Atçılık oynuyordunuz ya küçükken, onun gibi. Ben? Sen daha bu tokmağı al. Dol tokmağını. Ben de bunu alayım. Hop bismillah. Bak ne kadar yemedi oldu Sebat. Bir elden oldu Sebat yenge. Haydi görüşürüz. Çok selam söyle herkese. Görüşemeyiz evet. Sağ ol. Yol boyu dizildik. Odunları aldık. Haydi gidelim bakalım. Güzel arkadaşlarım, bakar mısınız, kahve cezvelerini sıra sıra dizdim. Burada Ali işte benim kahve fincanım, kahvelerimiz, bir de konuşabilsem, burada da Cansucuğumun kahvesi, burada da çayımızı demledik, babam çay istedi. Valla şöyle keyifli keyifli kahvemizi içeceğiz. Cansucuğum böyle duble kahve istedi arkadaşlar, o yüzden böyle büyük bardağı diyelim. Şuna yapıyorum arkadaşlar. Şöyle.
Duble ve ötesi. Bizim fincanlarımız da böyle hazır. Şöyle közde kahve gibi olsun istedik. İnşallah manzaramıza karşı yapacağız. Annem çilek dikmek için yer ayarlıyor. Maydanozları söktü. Babam mezgit balığı almış. Mezgitleri temizledim ben de. Mezgitleri temizledim arkadaşlarım. Baba dedim, bayram günü olacak iş miydi şimdi dedim. Hani mezgit balığı aldığını uğraştırıyorsun beni gibisinden. Ne bileyim kızım dedi. Somon da vardı falan dedi. Öyle bir gülüştük işte. Çok şükür ayarladım mezgitleri. Temizledim, tuzladım. Şimdi annem dediğim gibi çilek yeri ayarlıyor arkadaşlar. Çilek fidelerini dikeceğiz. Bakın şurada gördüğünüz gibi. Ay geldik köye, yine ev hayalleri, yine hayaller hayaller hayaller. Allah nasip eder mi bilmiyorum ama bakalım, hayırlısı Allah'tan. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Ben aslında kalmak için geldim. Onu da size söyleyeyim. Kalmak için geldim. Hani gelmişken kalırım diyordum. Ama telefonumun hattı ayın 15'inde, Nisan'ın 15'inde taahhütüm doluyor. Ve Ali farklı bir GSM operatörüne geçirmek istiyor bizi. Cansu'yu geçirdi. Şimdi köye geldik. Cansu'nun böyle internet hızına falan bir baktık. Gayet güzel yani, böyle çekiş gücü falan iyi. Ben de dedim yani köye... Çekiş gücü güzel, süpürge. Ben şimdi hani köye gideceğim dedim. Köyde internet çekmezse sıkıntı olur eder dedim. Hani her yerde rahat kullanmak istiyor insan telefonu. Bazı yerlerde çekmiyor çünkü bazı hatlar. Şuna biraz sıcak. Az bir saniye yavrum, kameradayım. Ondan sonra Cazcığım da bulaşık yıkıyor da arka tarafta sağ olsun. Sonra ayın 15'inde de şimdi taahhütüm bittiği için geçmem gerekiyor. Ve 2-3 gün telefon kullanılmıyor arkadaşlar. Cansu'nun öyle olmuştu. Şimdi... Kullanılmıyor değil. Bir hat kapatılıyor. Hatın kapanıyor. Yeni hatı takman gerekiyor. O yüzden de başvuru yaparken sen de yanımızda olman lazım. Ama işte sen şey... Sen burada kalacaksın. Hat bizde olacak. Hayır. Senin telefonun hat değiştirdiğinde de 2 gün sürmedi mi? Hayır. Öyle dedin ya yavrum. 2 gün sonra açılıyor dedin. Geçmesi ya. Geçmesi 2 gün sürüyor dedim. 2 gün sonra yeni sim kartı takman gerekiyor. Ha işte neyse, gitmem gerekiyor yani. Burada olunca da şimdi olmayacak. Kart olmayınca internetim de olmayacak. Videolarımı da yükleyemem. Hem de 2 günlüğüne Cansu da şey diyor, anne diyor. Ya şimdi kalacaksın, 2 gün sonra geleceksin diyor. Ben de o 2 gün daha hani böyle geldiğime, kaldığıma değmeyecek. Yani 2 gün gelmişken şöyle 1 hafta falan kalırım diye planlıyordum. O yüzden bizimkilerle beraber gideceğim. Telefon işlerini falan hallettikten sonra Allah nasip ederse tekrar geleceğim. Öyle bir planlama yaptık ama gerçekten kalma niyetiyle geldim. Ekipmanlarımı da aldım, tripodlarımı falan. Ama böyle oldu yani, taahhütü dolunca da bu hatla da devam etmeyeceğim. Faturalar çok yüksek oldu diye. Polis hattına geçirecek Ali bizi. Öyle. Öyle arkadaşlarım. Babam gidiyor. Annem çilek yeri kazıyor. Biz de şimdi kahvemizi yapıyoruz. Günümüze devam ediyoruz bakalım. Döktüm, saçtım. Ali'nin kahvesini de verdim arkadaşlar. Annem dışarıda bekliyor. Ne anne? He, horozu bıraktın, şimdi bak diyorsun bana. Balık başı mı yediriyor eşlerine? Şöyle arkadaşlar. Oh, döke döke. Şu kahvemi içip hemen annemin yanına uçuyorum. Annem bekliyor. Minnoş. Ne yapıyorsun Minnoş? Annem eve geldi. Tarlamızı gör kızım diyor. Şunun içinde çırpayım. Gel gidelim, oralara imarım ettik. Geçtik, ne güzel oldular. Büyüdüler. Büyüdüler mi? Büyüdüler mi? Benim de ayağım acıttı bu lastik. Benim yakışıklım bekliyor. Ben geldim, ben geldim. Ben geldim. Kovalayacaksın mı beni? Ha? Öt şuna, öt. Öt bakayım. Nasıl çirkin? Talih yengem dedi ya, İnci yengemlerin bir tane horozu varmış arkadaşlar. Yaylaya gitmiş, 6 ay sonra geri gelmiş İnci yengem. Yine İnci yengemi kovalamış. He. Unutmuyorlar diyor. Beni unutsun. Artık unutsun beni. Unut beni, tamam mı? Çıpır horoz. Ben büyük kot alıyorum. Kot yok. Büyük alıyorum, içine keçi alıyorum. Kot kot yok demiyor mu? Sen beni korur musun oğlum? Tavuk dalmayandan öğrendi zaten. Sen beni korur musun annem? Ha, bal çocuğum. Dedim, beni kurtar horozdan dedim.
Horozun önüne gitti, oynadı. Bak bak nasıl bakıyor. Gel bakalım, geliyor. Ha nasıl bakıyor anne? Gel bakalım ya. Hani elimizde hiçbir şey yok. Abi gel gel. Bak bak. Anne. Çeşini tanıdı. Tanıdı beni vallahi bak. Sen niye geldin diyor bana. Gelme, sen beni. Gelme karılarım yanına. Gelme vallahi öyle diyor. Bak. Dikmek etmedim oğlum. Bunu baksana ya. Bu da çiftlikten. Bu besleniyor bak. Ne bu? Pecik. Şeker pancarı. Ha. Bunun teleğe dokunmuyor bak işte. Annem çileğin yerini hazırladı. Bezelyelerimize bakın. Çalı diktiğimiz bezelyelerimize. Nasıl büyümüşler. Maşallah, subhanallah. Çalılara nasıl sarmışlar. Nasıl toplayacaksın anne onları aradan? Çok sık olmamış mı? Ben çok şey yapmıyorum. Ay, aşağıdaki pancarlar da ne kadar güzel olmuş. Böyle dikeceğiz. Sık mı dikeceğiz anne? Dikeyim de şu an alırım ben orada. Bunları da yukarı dikeceğim. Şey kazma lazım değil mi? İşeceğiz kazmayı, elimizin kazmayı. O kurt ölmesin orada, o kurt alsın. Yeşil kurtum. Gel minnoş, sen nereden geldin? Öldürme, sıkma. Sıkmayacağım anne. Hiç kurtalamadım be, at aşağı. Az telefonu bırakıp da. Evet, arkadaşı yakaladım. Atayım mı anne böyle? Bismillah. Yaşasın gitsin. Toprak gidermiştim. Nereye dikeceksin? Avruya bir sıra gittim. Neyin üstüne toprak gider mi? Avru kapıdan çürük gider mi? Ha. Siyan olur belki anne. Ha? Burada çoğalınca dağıtırsın. Buraya dikmiyor. Yeri belli olur. Dikmiyorum buraya. Yok. Şuraya diyor da arkadaşlar. Ya buradan da toprak gider. Yani. Cansucuğum da yumuşu seviyor. Bak bak bak. Çok uyumlu, çok da. Avrasına vur Cansu. Bak, he? Avrasına vur dekine. Nasıl? Altına. Ne kadar mutlu oluyor bak. Yumuş. Yavrum. Bak. Bir tane ver. Şöyle diktik çilekleri arkadaşlarım. Dikmeye devam ediyoruz. Anne. Ne? Pati veriyor. Ben yırtayım anne, ver. Yırtayım ben. Ben yırtamıyorum. Şöyle aşağıya da diktik arkadaşlar. İndim aşağıya. Annem buraya da dikelim kızım dedi. Diktik. Belki buraya da böyle diktik. Çuvala nasıl dikeceksin anne? Ha şunun gibi ailem. Ay. Toprağı doldururum içine. Ha. Uşak tenekeye diker. Ha sen bilirsin. Şöyle. Çilek bahçesini yaptık annemin. Bak kara kızı çek anne. Gel kara kız. Kara kız hep tüy döküyor. Kızım. Kara kızım. Kara kız gel. Ben severim seni, gel. Gel hadi yine yap. Şovunu yap. Arabada gel. Arabada da görmedin. Kalk. Çat. Kara kız bugün şu an poz vermiyor. Evet. Babam çorba istemiyor. Balık istiyor. Balığımızı kızarttık. Annemle tarladan marulumuzu topladık. Yeşil soğanımızı topladık arkadaşlarım. Telefonumun şarjı azdı. O yüzden şey yapamadım, çekemedim. Şimdi böyle yemeğimizi yiyelim bakalım. Ay pardon Ali Beyciğim. Ali Beyciğim de maç izliyor. Ekmeği de getireyim. Tabak vereyim baba sana. Şöyle karnımızı doyuralım bakalım. Bizim için gitme vakti geldi arkadaşlarım. Babam evin önünü açıyor, yolu açıyor. Dışarıda ben de evde sanıyordum çıkmış. Caner de arabayı çalıştırmış. Annem de yumurta ayarlıyor bize. Köy yumurtası verecek. Ramazan beri de geride olmuş. Ne anne? Telefon. He evet. Niye? Kötü oldu ya. Olsun bakalım. Dikkat et kendine. Bol bol ye. Hadi. Oğlum ben. Ağlar mı? Ağlamaz, ağlamaz. Hadi anneannem. Hadi gidelim. Seni arabayla geleceğim ben anne. İnşallah. Baba sana bir güzel araba alırım. Hadi gülelim. Hadi gülelim. Allah yolunda. Telefon işini halledelim de. İlk de gel. Benim telefonu da yaparız gelince. Hadi git gülelim. Hadi baba Allah'a ısmarladık. Geleceksin daha güzelim. Geleceğim baba geleceğim. Ha, iyi. Tamam. Bavulunu bıraktı. Aldı mı bıraktım? Bilmiyorum ki aldı herhalde. Şeyde bavulu valizini aldı. Cansu al dedi. Doğru mu söylemiş? Belki gelemez. Pantolonu falan var. Yok gelirim de içinde kıyafetlerim var yani lazım olur diye.
Hadi al asmaltık. Hadi güle güle. Haberleşiriz anne gene. Bakın nereye geldik arkadaşlarım. Hatırlarsınız. Yıkık köprünün oraya geldik. Fatoşcuğumun oraya geldik diyeyim. Ahmet abimlerin oraya. Buradan birini alacağız. Kimi alacağız acaba? Burada dönersin. Hadi. Geldik dereye. Hani yolumuz nerede? Evet. Dışarının ışığı yandı. Bekleyelim bakalım. Tut ışık tut. Vallahi taşlar. Ha? Ben var bir de taşlar kaygandır yani. Buraya köprü yaptırın ayol. Kaygandır taşlar. Ne haber? Ve geldik minnoşlarımıza bir bakalım. Onlar için erken geldik. O benim aşkım. O benim aşkım. Lokum nerede? Manyo yavrum yavrum. Oş. Kurban olduğum. Sizin için geldik. Hayır üzüm. Kapat kızım. Biz senin için geliyoruz sen. Şöyle evimizi bir göstereyim size arkadaşlarım. Mama kabı devrildi, biz eve girdik. Gitmeden önce şöyle koltukların üstüne bir güzel çarşaf örttük arkadaşlarım. Tülleri de şöyle yukarıya topladım. Minnoşlar hani böyle oynarken takılmasın diye. Oradaki pomponu da arkaya çevirdim. Salonu falan kapatmadık. Hani minnoşlar camdan bakmayı seviyorlar diye. Şöyle orayı da birazcık aralık bıraktık. Değil mi anneciğim? Hani benim bal çocuğum? Hani benim bal yavrum? Üzüm. Üzüm ne yaptın annem? İki gün ne yaptınız yavrum ya annem ya? Bal çocuğum benim, bal. İki kediyle de gidilmiyor arkadaşlarım. Bir tane olsa belki götürülür de iki kediyle gitmek de zor. Böyle işte. Şimdi çarşaflarımızı falan bir kaldıralım. Ondan sonra ocağa makarna suyu koyalım. Güzellerim, makarna yapıldı, yendi. Onun üstüne annemden getirdiğim süt pişirildi. Onun üstüne şöyle şekerini ekliyorum. Süt doğraması yapıyorum arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi ekmeğimi doğradım. Üstüne de sütümü aldım sıcacık. Hemen şekerini de ekledim. Çok severim. Çocukluğumdan beridir çok severim. Yoğurdu da şekerli severim. Ekmek doğrarım onu da böyle. Yerim şimdi afiyetle sıcak yiyeceğim. Evdekilere sordum. İstemediler. Misafirimiz var. Ona da sordum. O da istemedi. Hemen göstereyim mi size misafirimizi? Hemen göstereyim. Bakın misafirimize. Elif'cim bizde. Evet. Elif'i evde bırakmadık. Kalırım evde falan dedi. Dedik zaten saat kaçta geldik kız biz? 12'de mi? 12'ye geliyordu. Dedik saat zaten 12 oldu Elif. Açarız bir yatak, yatarız. Sabahta kahvaltı keyfi yaparız. Ramazan'ı bitirdik. Aynen, çok şükür Allah'a. Rabbim seneye de kavuştursun inşallah. Kahve keyfi yaparız, kahvaltı keyfi yaparız dedim. Ondan sonra o köyden getirdiklerini eve çıkardı, bıraktı. Hemen hop aldık geldik. Hoş geldin tekrardan Elif'ciğim. Valla güzel geldik. Bayram geçirdik. Geçirdik aynen. Evet. Az daha erken gelebilseydik. Evet. Kurbağaları biraz görebilseydik. Biraz daha vakit geçirmek. Evet böyle uğrayacağımız yerler olunca birazcık vakit hızlı olsun. Geçti. Bir dahaki bayram inşallah. Öyle inşallah bakalım. Artık arkadaşlarım. Videoyu da bitireyim mi? Teşekkür ederim Elif'ciğim. Şöyle kendime çeviriyorum. Artık vedalaşayım güzel arkadaşlarım. Vallahi yorulduk. Memlekete gittik, geldik, gördünüz. Sizler de hayatımıza ortak oldunuz. Anacağızımla, babacağızımla tekrar gitmek üzere vedalaştım. İnşallah bakalım işlerimi halledeyim. Şu telefon işini bir halledeyim. Ondan sonra gideceğim. Annem bekliyor çünkü patates falan da dikecektik. Birazcık böyle hayal kırıklığı gibi oldu ama olsun bakalım. Rabbim sağlık versin. Öyle. Öpüyorum. Sevgiler, selamlar gönderiyorum. Kendinize çok iyi bakın güzel arkadaşlarım. Yol bizi birazcık yordu. Elif'in yatağını falan sereceğiz şimdi. Ondan sonra doğru uyumaya. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşene kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın güzel arkadaşlarım. Hoşça kalın.